Hani Sentez'den herkese iyi günler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Açalım bu şekilde. Tabii ekonomi gündemi hiçbir zaman durulmuyor. Son zamanlarda konuşulan bir konu var. Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurulu bir düzenlemeye gitme çabasında. Konu da kredi kartları. Özellikle 1000 TL'nin altında geliri olan ve bunları belgeleyemeyen kişilere kredi kartı limitinde sınırlama getiriliyor. Kredi kartlarına getirilmesi planlanan yeni düzenlemenin tüketicilerin büyük çoğunluğunu etkilemesi bekleniyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun geçtiğimiz haftalarda yayımladığı yönetmelik taslağına göre 1000 TL'nin altında geliri olan ve gelirini belgeleyemeyenlere yönelik 1000 TL'lik kredi kartı limiti sınırlaması getirilecek. Yeni düzenlemenin 4,5 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor. Zira Türkiye'de 56,5 milyon kredi kartı bulunuyor. Bu kart sahiplerinin yaklaşık %8'inin aylık geliri 1000 TL'nin altında. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan bazı yetkililerin yaptığı açıklamalara göre getirilen sınırlama yeni verilecek kartları kapsayacak. Ancak yine de yönetmelik olduğu gibi yürürlüğe girerse, konfeksiyoncudan mobilyacıya ve diş hekimine kadar birçok serbest meslek erbabının bu düzenlemeden etkilenmesi kaçınılmaz. Çünkü bu meslek sahipleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın istatistiklerine göre aylık 1000 liradan daha az gelir elde ettiklerini beyan ediyor. Örneğin lokantacılar aylık 366, kasaplar 640, konfeksiyoncular 834, diş hekimleri ise 983 lira gelir elde ettiklerini beyan ederek bu tutar üzerinden vergi ödüyor. Kredi kartı limiti vergi levhası üzerinden belirlendiği için bu kişilerin kart limiti eğer başkaca gelirleri yoksa 1000 lirayla sınırlandırabilecek. Uzmanlar BDDK'nın yeni düzenlemesinin banka büyümelerinde olumsuz etkileyebileceğini düşünüyor. Çünkü bankaların kârları içerisinde kredi kartlarının payı da oldukça yüksek. Düzenleme yürürlüğe girerse kart kullanımı ve dolayısıyla da kârlarda düşüş bekleniyor. Uzmanlar düzenlemenin yasalaşması halinde bankaların 600 milyon liralık bir kaybının olabileceğini belirtiyor. Bankalar ödenemeyen kredi kartlarından aylık %2,2 faiz alırken yıllık tutar %30'lara kadar çıkıyor. Oysa banka kredi kartı yerine başka bir kredi vermeye kalktığında en iyi ihtimalle %15 faize kredi verebiliyor. Yeni düzenlemeyle ilk etapta tüketici kredisi faizlerinde artışa, ticari kredi faizlerinde ise düşüşe, kredi kartlarına getirilen limitler nedeniyle kart kullanımında azalmaya ve asgari ödemenin artırılması nedeniyle de takibe düşen alacaklarda artışa neden olması ilk etapta öngörülen etkiler. Önlemlerin genel olarak bankaların bu yılki karında 2 milyar TL civarında bir azalmaya ve özellikle kredi kartı portföyü yüksek olan bankaların bunlardan daha fazla olumsuz etkileneceği tahmin ediliyor. Ayrıca sermaye yeterlilik rasyosunda düşeceği öngörülüyor. Konuyu konuşmak üzere İntegral Menkul Değerler'den Araştırma Bölümünden Analist Tuba Özay bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi bu konu aslında çok önemli bir konu. Gerçi son zamanlardaki yoğun gündem bu Orta Doğu'daki gelişmeler. Fed'in toplantısı önümüzdeki hafta. Bunlar öncesinde çok fazla dikkate alınmadı. Aslında tüketiciler tarafından da zannediyorum çok iyi algılanmadı. Evet. Biz algılamaya çalışıyoruz. Şimdi İlk bu düzenlemeyi ben duyduğumda aklıma şu soru geldi. Hani neye istinaden limitlendirme yapılacak? Bütün kredi kartları birleştirilerek mi yapılacak? Ve bunun gibi hatta bu talep konusunda problem yaşayacak mı? Zaten büyümeye çalışıyoruz. Evet. Bir sürü var soru kafamda. Ama ilk soruyla başlayayım. Şimdi düzenlemenin ana hatları neler? Yanlış bilinmesin. Ana hatlarda detayları öğrenmek istiyoruz. Asıl amaç burada, amaçtan başlayayım İftar Fenif, artan tüketici gelirlerini aşağıya çekmek şeklinde bir düşünce hakim piyasalarda aslına bakarsanız yeni düzenlemeyle, BDDK'nın düzenlemesiyle. Bu limitler neye göre belirlenecek? Bu limitler gelir vergi beyanında, yani gelir beyanında kişilerin hangi sektörde olursa olsun yapmış oldukları gelirlerinin beyanına göre limit belirlenecek. Önceden kişinin maaşının iki katına kadar oranlarında kredi kartları verilebiliyordu. Evet. Şimdi bu düzenleme ile maaş geliri 1000 TL'nin altında olanlar 1000 TL ile sınırlandırılacak. Bunun yanında asgari ücret alanlar ki bu kredi kartına baktığımızda şu anda 4,5 milyon kişi bu yeni yasadan etkilenecek. Kaç kullanıcı sayısı? Kullanıcı sayısı 56,5 milyon şeklinde kredi kartı var şu anda Türkiye'de. Ve bu kullanıcıların %8 gibi bir oranı aylıkların aylık gelirleri 1000 TL'nin altında ve birçoğu da asgari ücretle çalışıyor. Evet. Bu grubun içerisinde aynı buna paralel olarak ev hanımları ve öğrenciler çok fazla bulunmakta. Bu getirilen yeni yasayla 1000 TL'nin
altında maaş alanlar, bunu beyan şeklinde gösteremeyenler, bunun dışında herhangi bir yerden ek gelirleri olmayan kişilere 1000 TL şeklinde bir sınırlama getirildi. Onun dışında yeni tasarı şunu içeriyor. Kredi kartlarında limit 15.000 ile 20.000 TL arasındaysa %25 oranında bir önceden asgari ödeme tutarlarında belirli oranlar vardı. Bunlar 15.000 TL'ye kadar şu an %25'ten %30'a çekildi asgari ödeme tutarı. Aynı şekilde 15.000 ile 25.000 arasındaki kredi kartları limitlerinde de bu tutar 30'dan 35 şeklinde yeniden revize edildi. Ana konular bunlar o zaman. Evet. Peki 1000 TL'nin üzerinde maaş alan ve bunu yine belgelendiremeyenler? Bunlar da gene aynı kategori içerisinde yer alacaklar. Peki belgelendirenler? Yani, evet, onda limit var mı? Belgelendirdikleri takdirde 1000 TL'nin gene üzerinde olunca örneğin mesela 3000 lira kazanıyor bu şahıs. O zaman yine 3000 lirayla mı kısıtlı sınırlı maaşlarına, olacak? Maaşlarına oranla şeklinde sınırlanacak. Yani çarpı 2 olmayacak. Evet, çarpı 2 olmayacak. Her gelir grubu için geçerli o zaman. Evet. Bu yani şimdi benim anladığım kadarıyla 1000 TL'nin altında geliri olanlara 1000 gibi. Evet. Ancak onun yanında 5000 lira kazanan bir kişi de 5000 liralık limitime sahip olacak. 5000 şeklinde yani aldığı maaşa paralel şeklinde bir oranlama yok. Eğer gelir beyan edebilirse, o 5000 TL'yi beyan edebilirse, ona göre veya onun dışında herhangi bir gelir beyan edebilirse, ona göre belirli bir oranda tabii ki şey yapabilecek, herhangi yani bir oran belirlenecek. Yani 5'e 5 değil örneğin. 5'e 5 değil, 3000'e 3000 değil. 1'e 1 değil. Eski sistem devam edecek. Burada sınırlama getirilenler 1000 TL'nin altı gelir olup belgeleyemeyen. Evet, aslına bakarsanız. Çünkü biz ilk başta şey algıladık. Evet. İlk bu düzenlemede 2000 lira ya da 1500 lira 2000 lira kazanan kişiler yoğunlukta Türkiye'de. Yani İstanbul için konuşuyorum. Evet. Diğer bölgelerimiz değişik tabii. O zaman 1500 lira kazanan biri 1500 liralık kredi kartı alacak, alabilecek. Hatta 2-3 kartı varsa bile toplam limiti böyle alacak diye biz algıladık. Hayır. Yanlış algıladık. Evet. Eski sistem devam. Evet. Eski sistem şöyle devam. Aslına bakarsanız bu yasanın da gelmesinin sebebi kredi kartlarından ortaya çıkan sonuçlar çok fazla biliyorsunuz söz konusu oluyor Türkiye gibi ülkelerde. Ama bu tırmandırmaz mı şu açıdan? Asgari ödeme tutarı dediniz az önce. 15.000'e kadar olan kullanıcılarda %30'a çıkarıldı. Evet. Bu zaten ödeyemeyen kişiyi daha da %5'lik daha bir pay getiriyor kendisine. Ödememe durumu daha da yükseliyor. Şöyle ki 15.000 gibi yani bir tutar olduğunda zaten hani bunu zaten belirli bir tutar beyan edilmiş ki 15.000 TL civarında bir limitle bu kişiye kredi kartı verilmiş ve tabii ki artacak. Oran olarak baktığınızda tabii ki yükseliyor. Ama bu yasa aslında biraz daha çok bu taslak asgari ücretle çalışan 1000 TL altında çalışıp bunu ödeyemeyecek örneğin 1000 TL'lik karta maaş alan birine 2000 TL şeklinde bir kredi kartı veriliyor ya da daha üzeri şeklinde. Bu daha çok daha düşük maaş alan 1000 TL ve dediğim gibi asgari ücretle çalışan kişileri biraz daha onları etkileyecek gibi görülüyor bu yasa. Şimdi şöyle geçtiğimiz günlerde birkaç ay önce galiba zannediyorum kredi kartından kredi çeken kişi sayısında fazlalık vardı. Çok fazlalaşmıştı. Biraz bunun önüne geçmek için olabilir mi? Yani banka kredi kartından kredi nakit hesabı mı deniyor? Nakit olarak çekim. Nakit olarak çekilebiliyor. Çekildikten sonra burada galiba çok ciddi faizler de uyguluyor bankalar. Bunun yerine tüketici kredisine yönlensin bu vatandaş şeklinde bir düzenlemeye benziyor mu acaba? Yani aslında burada zaten bir önemli diğer nokta da bankalar açısından. Bankaların çünkü karlılık oranlarına baktığınızda faizlerden ve kredi kartlarından gelen oldukça yüksek miktarlarda rakamlar söz konusu ve bu bankalardaki tabii ki bu yeni taslakla birlikte bankalardaki karlılıklar etkilenecek ve biraz daha tüketici kredisine yönlendirmek de amaçlanıyor. Ve ben şöyle bir şey de eklemek istiyorum. Bu 1000 TL olarak limit belirlenecek şeklinde söylemiştik. Burada unutulmaması gereken bir şey var. Bu tüketicinin gidip her bankadan 1000 TL'lik biner TL'lik kredi kartı alabilecek anlamında değil. Toplam. Toplamda 5 bankadan toplam alacağı tutar 1000 TL olacak şeklinde düzenlenen. Çünkü bu şekilde bir algı da oluştu. 1000 TL o bankadan çekerim, 1000 TL diğer bankadan çekerim. Bir şekilde hani bunun yolları arandı. Ama bu taslak tamamen
bütün bankaların toplamında 1000 TL edecek şekilde. Peki bu kişiyi zorlamaz mı? Şöyle 1000 TL maaş alıyor ya da 990 lira maaş alıyor bu şahıs. Evet. Ve kredi kartı da edinilmiş daha önceden. Hı hı. Bir şekilde maaştan oradan buradan bir kredi kartı var. Başımıza gelenlerden hı hı. biliyoruz. Bu şahsın zaten belli bir miktarda borcu varsa ve tüketici kredisine 5000 liralık başvursa tüketici kredisi de çıkmayabiliyor. Hı hı. Onun için de bu net olmamakla birlikte şu şekilde bir açıklamada bulunuldu daha önce. Bu yeni yafa, yeni taflak daha önceki kartları kapsayacak mı? Sadece bugünden sonra taflak onaylandıktan sonra çıkacak kartları mı kapsayacak? Bu hala net değil. Bu yeni düzenlenecek kartlar için olduğu konuşuluyor şu an için. Bundan sonra alınacak kartlar. Bundan sonra yararlanacaklar. Evet. Ve BDDK'nın şöyle bir çalışması daha olacağı şeklinde bir şey okumuştum. Bu daha önceki pasif kartları, yani belirli bir dönem borcu ödenemeyen kartları, onları da açığa alıp bu borçları kredi ödeme şeklinde bu şekilde evet yapılandırılması söz konusu olabilir. Bu düzenlemenin belli bir tarihi var mı? Yürürlüğe girme tarihi? Şu an değil ama bu yıl sonunda muhtemelen bu düzenleme tafa geçebilir. Evet. Peki diyelim bu düzenleme beklenen ilgiyi veya istenilen etkiyi yapmayacak gibi düşünülüyor. Bu düzenleme girmeye de bilir tabii. Evet. Hani o öyle bir durumda söz konusu. Bankalar demişken şimdi bankalar kredi kartlarına nakit çekimde ne kadar faiz uyguluyorlar? Tüketici kredilerine baktığımızda %13-15 ama şu an yeni yükselen faizlerle bileşiği bilmiyorum. %17-18 belki bulabilir. Tam şu an hesaplayamadım. Daha yüksek herhalde değil mi? Yani bankadan nakit çekim çok daha zararlı bir tüketiciye zarar getirecek. %20-25 oranında bir faiz alıyorlar. Bankalardan kredi kartlarından özellikle nakit çekimi yapıldığında %24'te bir oranında bir faiz alıyorlar. Kredi kartlarında böyle ama mevcut kredilerde kişi gidip tüketici kredisi çekse daha düşük. Onun oranlar evet %15 ve kredi kartlarının şöyle bir noktası var bir de. Ödenemeyen borçlardan da aylık %2 şeklinde bir oran alırken bu %30'ları 25-30'ları buluyor. Dediğiniz gibi asgari tüketici denince. Evet. Yani bu konu gerçekten önemli Türkiye ekonomisi açısından batık kredilerin arttığını, kredi kartı kullanıcıların arttığı belirtiliyor. Kişi 1000 TL ya da 2000 TL kredi kartı limitinin %30'unu mecbur ödemek zorunda 600 TL ödedi. 1400 liradan bu sefer %30'a yakın gecikme ya da ödenmeyen faizi alabiliyor banka. Evet değil aslında şöyle bir algı var. Asgari ücreti ödediğinde faiz işlemiyor yönünde bir algı var. Ama işliyor. Sadece evet mahkemeye düşmüyor, takibe gitmiyor ama tabii ki faiz işliyor. Peki ana para üzerinden işliyor, ödenmiş para üzerinden mi? Borç yani, üzerinden, kalan borç kalan üzerinden. Borç. Çünkü daha önceden ödemenize rağmen kasten önce söylüyorum yine 2000 TL üzerinden bu faiz uygulanıyordu. Şimdi demek ki kalan üzerinden kalan faiz. Üzerinden. Peki bir de şöyle bir yorum vardı bu düzenlemeyle ilgili. Özellikle borsa son günlerde Fed'i bekliyoruz hep beraber. Bunun yanında Ortadoğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz tabii ki. Hem faiz cephesinde bir artış söz konusu. Tüm dünyada yükselen faiz dönemine giriyoruz gibi bir durum var. Bir taraftan da endekse baktığımızda kayıplar söz konusu. Genelde bankacılık hisseleri ön planda piyasayı sürüklerdi. Şimdi bu düzenleme hayata geçecek olursa ve netleşirse bankacılık sektörünün etkilenmesi ne düzeyde olacak? Siz onu tahlili yapabildiniz mi? Şu şekilde bankacılık sektörü zaten bu düzenlemeyle en çok etkilenecek sektörlerden biri. Her sektör etkilenecek. Çünkü bu düzenleme kredi kartlarını bankaların biraz daha pazarlamasını azaltacak. Çünkü hani belirli bir oranda verilebiliyor. Belirli limitler var. Ve bankaların şimdi baktığımızda faiz dışı gelirlerine baktığımızda 5 milyon 360 milyon TL faiz dışı gelirleri var ortalama bankaların. Ve kredi kartları vesaire kesintiler dışında çünkü çok fazla kesinti hizmet gideri alıyor bankalar. Bu civar %30'lara tekabül ediyor. Faizleri kredi kartlarındaki getiriye baktığımızda %12-15 oranında bir getirisi var bankalara kredi kartlarının. Tabii ki bu düzenleme girdiğinde bu oran azalacak. Bankaların bu kısıtlama sonrası, yeniden düzenleme sonrası ortalama 600 milyon liralık bir
kar kaybı olabileceği yönünde bir analiz bir yaptık. Bir öngörü var. Evet, bir öngörü var. Bir de var. Sermaye yeterlik rasyoları düşecek, evet. Düşebilir deniliyor. Evet. Bunu da etkileyecek o zaman. Bankalar bu işe ne diyor peki? Hiç konuştunuz mu bankacılarla? Bankaların araştırmalarını okudum. İnceleme fırsatım oldu. Tabii ki bu durumdan rahatsızlar ama bankalar hani krediler zaten hani krediler, kredi kartları bunların bankaların en büyük getirilerini oluşturan kısımları. Çeşitli kampanya bankalar bu durumu kamufle edebilmek için yani bu durumdaki zararı kapatabilmek için bir takım kampanyalar belki ön plana çıkaracaklardır. Veya başka ücretler tüketiciye sorumluluk altına sokabilme çünkü, evet, ihtimalleri var herhalde. Kartlarından gelen kaybedilen zararı bir şekilde kamufle etmeleri gerekiyor. Kapatmaları gerekiyor kendi içlerinde. Bunun için de çeşitli kampanyalar olabilir. Biliyorsunuz kredi kartlarında bonus puanlar, mil puanlar var. Bu şekilde hani kampanyalar olabilir. Başka daha tüketiciyi yönlendirici, onların avantajına paketler sunabilirler. Veya başka ücretlendirmeler, evet. İnternet veya telefon bankacılığından da yapabilirler. Bunların, evet, haberleri de gelmiyor değil aslında. Telefonlar üzerinden de bir ücretlenmeye, evet, gidileceğine dair bir şey okudum. Hı-hı. Haber vardı. Bu da önemli. Yani bu da tüketiciye de uyarmakta fayda var. Peki, kesinlikle, bu raporda sizin bu integral menkul değerlerde araştırma departmanınızdaki rapor, hı-hı, sizin yapmış olduğunuz raporda birkaç detay var. Bunlar değişik geldi açıkçası. Bazı meslek sahiplerinden bahsetmişsiniz. Lokantacılar, kasaplar, konfeksiyoncular ve diş hekimleri. Hı-hı. Bu diş hekimleri herhalde özelde çalışanlar değil diye düşünüyorum. Evet, çünkü buradaki geliri 983 lira gelir elde ettiklerini, hı-hı, beyan ettiklerine dair bir raporunuz var. Diş hekimini. Evet. Yani çok inandırıcı gelmedi açıkçası bu. Kesinlikle. Lokantacılar aylık 366 lokantasına göre değişiyordur muhakkak. Hı-hı, herhalde ortalama, evet, geldi ama kasaplar 640. Ya tabii ki, evet, bunlar beyan gelir. Edilen gelir idarifine beyan edilen bu meslek sahiplerinin beyan ettikleri rakamlar. Bunlar tabii ki bir kısmı belki vergiyi av ödemek için bu şekilde beyanlar bulunuyor. Tabii ki hani bu vergiden kaçarken kredi kartından etkilenecekler gibi bir şey olacak. Evet, işte o nedenden dolayı bu raporun detayı aslında belki de bir taraftan da vergi kayıplarını, evet, bir nebze de olsa azaltabilmek yararlı olabilir mi sizce? Kısmen diyorum. Çünkü bu şekilde gelir beyan ediyorlar. Tabii ki az önce dediğiniz gibi diş hekimlerinin 983 lira alması gibi bir şey çok komik bir rakam. Hı-hı. Diğer dediğiniz gibi lokantalar belki tartışılabilir. Lokantasına göre değişir. Aynı şekilde diğer meslek grupları da. Ama belli başlı meslek gruplarında evet bunlar da az gelir beyan ediyorlar. Az vergi ödemek için bu şekilde vergi kaçakçılığı oluyor. Bunu önlemek adı altında da açılmış bir taflak bu. Çünkü bankalardaki bu vatandaşın şikayetleri, karlılıkları onları engelleyip biraz daha vatandaş yanında olmak yanında bu vergi kaçaklarını da önlemek için. Ama ne kadar faydalı olur? O biraz tartışılır. Evet, yani o noktada, evet, kişi bazlı işletmeler herhalde, gerçi kurum bazlı, evet, kredi kartları da kullanılıyor, hı-hı, ama onu nasıl, o kurum bazlı kredi kartlarını da etkiliyor herhalde. Bu örneğin kasap şahsına değil de kurum adına aldığı vakit o zaman o çünkü kurum adına alan bir beyan etmek, evet, zorunda kurumun geneline. Evet, o zaman da etkilenecek meslek grupları ki siz birkaç tanesini zannediyorum aldınız, evet, daha çok var. Evet. Değil mi? Binin, evet, altında gelir elde eden ya da ededen de bir gelir beyan eden, evet, meslek gruplarına gelince. Peki şimdi önümüzdeki süreçte şöyle bir görüntü var dünya açısından. Az önce de bahsettiğim gibi Amerika'nın önümüzdeki hafta faiz toplantısı var, para politikası toplantısı. Ve bu toplantıda ne olacağını kimse bilmiyor. Ve ABD 10 yıllık faizlere baktığınızda, evet, yüksek. Hı hı. Türkiye'deki faizlere baktığınızda yüksek. Sadece, hı hı, Türkiye için söylemiyorum. Gelişmekte olan ülkeler ve buna Avrupa'da dahil yüksek faiz ortamında, hı hı, şu an mevcut durumda gözüken o. Evet. Önümüzdeki süreçte bu kredi kartlarının sınırlama getirilmesiyle birlikte tüketici kredilerine yönlendirme gibi bir şey anladık, evet, buradan. Hı hı, evet. Peki bu tüketici kredilerinde siz önümüzdeki süreçte nasıl bir yansıma bekliyorsunuz yükselen faiz ortamında?
yükselen faiz ortamında. Şimdi dediğiniz gibi fon birkaç aydır zaten Fed'in etkisiyle dolar endeksi biliyorsunuz çok yükseldi. Bugün gene ikileri gördü. Bu çalışma biraz daha ihracat kredilerini, KOBİ'lere yönlendirmeye ve tüketici kredilerine yönlendirmeyi amaçlayan bir çalışma. Tabii ki ticari açıdan baktığınızda bunları avantaj sağlayacak şeyler de var. GAFA'nın içinde, TAFA'nın içinde bunlara fayda sağlayacak. Yani tüketici kredilerine yönlendirmeyi sağlayacak ve biraz daha teşvik edecek, yatırımları teşvik edecek yanları da var. Olumlu yanları da var. Aslında bu TAFA'ya baktığımız, TAFA'ya baktığımızda hep olumsuz şeklinde algılıyoruz ama olumlu mesela. Biraz daha açalım onu. Olumlu, evet. Dediğim gibi burada genel karşılık oranlarının ihracat kredilerinde ve KOBİ'lerde yani yatırım biraz daha tüketici kredilerine yönlendirmek amacıyla burada bu genel karşılık oranlarında da bir düzenleme yapıldı. Hemen rakam olarak söylemem gerekirse. Onu da alalım rakamları da sizlerden. Evet, ortalama bir seviye vardı. Şimdi yeni düzenleme ile BDDK tüketici kredilerini %106 seviyelerinden %103 seviyelerine çekti. Hı hı. Bu biraz daha tüketici kredilerine yönlendirmeyi teşvik bankacıları, edici. Bankaları yönlendirme tarafından karşılık oranlarını düşürdü. Evet. Tüketici kredilerinde biraz daha esnek davranmaları için. Bu bir avantajı. Başka avantaj var mı bu tasarımın? Kredi kartındaki azami sınırı gevşetti. Yani faizleri biraz daha gevşetti. Çünkü önceden ortalama bankaların kredi kartlarının azami faizi 2.34'lerdeydi. Bunu 2.22'lere çekti. Aynı şekilde aylık gecikme faizi şeklinde ödediğimiz bir faiz vardı. Bunda da esneklik sağlayarak 2.84'ten 2.72 şeklinde revize etti. İşte bu birkaç ay önce işte bu haberi görmüştüm. Bu haberde insanların kredi kartlarından kredi çekmesinler, gitsinler tüketici kredisi kullansınlar şeklindeydi ama biraz merkezin kredi bir oranı var biliyorsunuz. O oranla da biraz tezatlık yaratmıştı bu durum o zaman. Peki bir de asgari tarafa gelecek olursak limitten çıkıp asgari ödeme tutarının %30 15 milyara kadar ve 15 milyardan sonra %35'lere çıkarılıyor olması takibe alınan alacaklar konusunda da tereddüt yaratmıyor mu? Takibe alacaklar konusunda? Takibe alınacak krediler ödenmeyen kredi kartları konusunda. Biraz daha artırmayacak mı? Az önce bu konuya değindik ama üzerinden hızlı geçtik. Evet. Yani bunda bir artış beklenmiyor mu? Bankaların da aleyhine gelişen bir durum sonuçta bu. Evet, kesinlikle. Çünkü zaten çok fazla ödenmemiş kredi kartı borcu olan bir havuz var Türkiye'de. Hani çok fazla kredi. Çünkü bir infanda ortalama baktığımızda. Kullanmayı bilmiyoruz diyelim aslında kredi kartına. Bir de teknolojinin çok gelişmiş olması. Oturduğumuz yerden bile dünyanın her yerinden bir şeylere ulaşabilmek. Tabii ki bu bir kolaylık. Oturduğumuz yerden alışveriş yapıyoruz artık. İnternetten alışveriş yapıyoruz. Bu da hani dediğiniz gibi kullanmayı bilmiyoruz biraz da kredi kartlarını. O yüzden ödenmeyen kredi kartı sayısı da çok fazla. Artmakta ve hani bankalar önceden kendi düzenlemeleri vardı. Belirli bir borç olduğunda, belirli bir kredi kartının borcu ödenmediğinde belirli bir süre ekstra yeni bir kredi kartı veremiyordu. Evet. Başka bir banka, A bankası ve bankasındaki borcu gördüğünde ona o kişiye kredi veremiyordu, kredi kartı veremiyordu. Bu son birkaç senedir biraz daha esnekleşti aslında. Zannediyorum borcu olanın veriliyor. Kredi kartı veriliyor. Hatta getirin bütün borçlarınızı biz size kart verelim. Onunla tek bir kartta toplayıp buradan bir toplu ödemeli. Gerçi bu tüketici için yararlı bir şey oldu zamanında. Çünkü insanlar hakikaten ödeyemedikleri borçların altına girdiler. Yani herkes bir döneminde kesin girmiştir. Girmeyen şu an bizi izleyen sevgili seyircilerimizin arasında girmeyen kaç kişi var? Çok emin değilim bu noktada. O yüzden orada bir kolaylık sağlanmıştı. Bir de bir iki dakikamız var ama bir taksit meselesi vardı. Taksitlerin kaldırılacağına dair. Böyle bir düzenlemede böyle bir madde yok değil mi? Yanlış algılama. Kaldırılacak şeklinde değil. Taksitlemelerin biraz daha yani taksitli işlemlerin biraz daha kısıtlanacağı, sınırlandırılacağı. Örneğin şimdi kredi kartlarının bankaların vermiş olduğu taksit fayları var. Onun için alışveriş yaptığınızda görürsünüz. Hem kurumun size vermiş olduğu bir taksit fayı var. 6+8 artı bankanın size vermiş olduğu bir taksit fayı var. Bununla ilgili bir düzenlemeye, sınırlamaya gidilecek. Örneğin 10 ay taksite gidilmeyecek de 4 ay taksite gidilecek. Kartın limitine göre belirlenecek. Ve fare şeklinde bir düzenleme getirilecek buna da. Yani sonuçta
O gerçekten bu durum biraz tadı kaçmıştı. Evet. Aslında öyle diyelim. Yani 4 biz veriyoruz. Aa, bankada 8 verdi. Evet. 100 liraya 12 taksit yapalım mı meselesi. İnsanlarda tabii hep şu yanılgıya düşer. Hepimiz düşüyoruz. Aylık 10 lira ödeyeceğim zaten. Böyle 12'ye evet. gitsin diyoruz ama kesinlikle. Sonra o birikiyor ve ödenmeyecek alacaklar. Takipte kalan alacaklarla karşı karşıya kalıyoruz. Tuba Özay, çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgiler için. Evet, analiz sentezin sonuna geldik. Kredi kartları konusunda gerçekten kafamızda çok sorular vardı. Umarım cevaplandırabildik sizler için. Tekrardan ben herkese iyi günler ve iyi bayramlar diliyorum.